Değerli dostlar, Korkmaz Bey Halep Keçisi YouTube sayfasında yepyeni bir videoda birlikteyiz. Bugün Fatma ablayı ziyarete geldik. Fatma ablanın bir tane kör, güzel, asil bir kilis efendim. O orada kalsın. Fatma abla gel. Böyle Fatma ablayı ekrana vermeyeceğiz ama sesi gelecek. Fatma abla, şu an binlerce takipçimiz var. Seni izliyorlar. Bu keçiler öncelikle Kayseri'de arkadaşlar. Bunlar Halep'e çok yakın Safkan Kilis görüyorum ben şu anda. Bakın şunlar Halep diye satılıyor zaten piyasada. Birbirlerine millet. Çok güzel Safkan hayvanlar. Çebişler, onlar da çok güzel. Fatma abla, böyle arka planda bir kendini tanıt. Ben Fatma Dikkart'ın. Kayseri'de evet. Develde oturuyorum. Keçileri satmak istiyorum. Niye de mahallede dışlık vermiyorlar. Yoksa satmam. Hobilik istiyorsanız buyurun. Fatma abla, bunları niye aldın sen? Ben hobi için, çok sevdiğim için keçileri. Bir de keçi sütü çok yararlı diye şey yaptılar. Hiç sağdın mı sen bunu daha önce? Sağdım. İki anacı sağdım. Peynir yaptım, çocuklara süt yaptım. Yoğurt yaptım. Çok güzel de yoğurtlar oluyor. Yoğurt yapıyorsun. Sürekli mahalle arasında da sattım ama komşular dışlık vermedi yani. Kaç liradan sattın? 50 lira. Kaç keçi sağdın sen Fatma abla? 4 keçi sağdım. 4 keçi sağdın. Günlük ne kadar süt aldın? Bundan 4 keçiden. Şu gördüğünüz keçiden 5 kilo süt sağdım. 5 kilo. Sabah bir günde. Akşam. Sabah ya akşam. Bu çok yüksek rakam Fatma abla, bak sen. Şu ondan 4 kilo sağdım. İnanılmaz bir rakam. 5 kilo süt sağdın, şu anda gebe. Yani. Fatma abla, evin misin? Şunlar hiç doğma yapmamış. Bunlar çebiş zaten. Çebiş. Bunların analar hangisi? Bunun annesi bu. Kör olan. Şunun annesi. Kör olan. Şu iki ikizin, ikinin. Ötekinin annesi hangisi? Çebişin. Çebiş'in annesi gitti, arkaya gitmiş. Ha, çebiş gitti, çebiş. Peki gitmiş. Fatma abla, şundan 4 kilo süt sağdın öyle mi? Bu keçiyi nereden aldın Fatma abla? Ben bunu komşu tanıdık, satıyordu. O da Halep diye tutturdu. Ben de aldım. Çok güzel sütü var dedi. İnandım, aldım. Çok da memnun oldum. 3 tane doğum yapıyorum. Ya Antep'ten getirttirdim diyordun. O hangisi? Antep'ten getirttiğim köyü. Körü mü getirttirdin? Nasıl getirttirdin Fatma abla sen kadın haline? Maşallah. Fatma abla, bir de yaşın kaç onu sorayım ben. Yaşım 53. Maşallah Fatma abla. Onu nasıl getirttirdin? Onu da arabayla. Benim oğlan orada yaşıyordu. Oradan sipariş olaraktan aldık. Bir tane nazardan gözü kör oldu diyorsun. He? Gözü kör oldu. Öbür bir tane daha vardı. O da meme çok sarıyordu. O da nazardan gitti. Kızardı göz şeyleri, gözleri. Fatma abla, 5 kilo süt dedin, emin misin ya? Bu bak benim de geçi var. Adem diyorum. Abi, ben burada yayıyorum. Yayarsam, bakarsan bağ, bakmasan bağ. Arkadaşlar, işim püf noktasına geldim. Bir eve getiriyorum ben arpasını, yentisini veriyorum. Sen yaymayı bırakacaksın yani. Yaymadan hariç bir de evde yentisini vereceksin onu. Şimdi Fatma abla, burada yoncaya falan kaçıyormuş keçiler. Çok şikayet geliyor. Maalesef bizim keçi üreticilerinin başında bu. Yani. 3-5 bazen bırakıyor abi. Milletin ağacına gidiyor ondan sonra. Yerini talan ediyor. Bilmem ne yapıyor. Ondan sonra her gün şikayet şikayet. Komşuyla kötü oluyor. Fatma abla bunları satlığa çıkarttı. Fatma abla, önce şu 5 kilo süt veren keçiyi ortaya koyalım. Kayseri Develi'de arkadaşlar. Fatma ablanın demesi. Bu keçi kaç yaşında? Keçi 4 yaşında. 4 yaşında. Ne biliyorsun ki 4 yaşında olduğunu Fatma abla? Çünkü aldığımda tazeydi. 2 senedir de sağıyor. 2 yıldır sende. 4. senesi bu. Bu keçiye ne istiyorsun Fatma abla? Herkes seni izliyor buna şimdi. Buna 15. 15 bin lira istiyorsun. Hangi tek atladı buna? Karnındaki Halep mi, Kilis mi? Halep. Fatma abla bu keçiye 4 yaşında dedi. 15 bin lira para istiyor arkadaşlar. Evet, gelelim şuna. Fatma abla gel bizimle. Şu kırmızı keçiyi nereden aldın Fatma abla? Boynunda da zil varmış. Bunu da Şamelik'ten aldım. Senin tavsiyen üzerine çok güzel keçisi var dedi. Bunun şeyi, bunun tekesi. Bunun göğsü de çok güzel, sağması da kolay. Bunun i̇kisi tekesi kuzuluyor. Bizden arkadaşlar. Bunun ikiz babası. De, ikiz de kuzuluyor. Bir de çok güzel sütü var. Gel bakayım Fatma abla. Gibi. İkiz, hep ikiz yapıyor. Hem yavruları da çok, hem iri oluyor. Hem büyük de, oluyor yavrusu. Yani şeyli oluyor. Tekelerime tohumluk da oluyor. Kaç kilo süt veriyor bu? Bu 4 kiloya yakın. Yani fazla çıkıyor da ben 4 kilo diyorum. Fatma abla, bundan 2 sabah 2 akşam mı sağıyor? Yani. İnanılmaz rakamlar aynı arkadaşlar. Aynı inek gibi 2 sefer sağıyorum ben. Keçilere alışkın. Babası sesime bizden, de gelirler. Nerede çağırırsam alışkınlar insanlara. Anası da böyle kırık bir keçiydi. Böyle bir oğlak verdi. Bu kaç yaşında Fatma abla? Bunu bilmiyorum. O aldığında kuzulamışmış. Kuzulamış. Hayvanın yaşını anlamak için ağzındaki dişe bakacaksın. Oynak var mı dişinde? Yok. Duruşuna bakacaksın. Bu yani. Hayvan 5 yaşında gibi görünüyor. 4-5 gibi görünüyor yani. Fatma abla. Peki Fatma abla, 4 kilo süt veren ve sürekli ikiz yapan, şu anda 5 yaşında olan bu kilis keçisine ne istiyorsun ablacığım?
Buna da aynı 15. Buna da 15. Evet, 15 bin lira da buna istedi Fatma abla. Gelelim abi şunlara. Bunların anası, biraz sonra çekeceğim. Yanında iki oğlayla beraber. Şu körü satmıyor Fatma abla ama gebe diyor. Yani. Körü de, körü de ver. Bakmazlar keserler mi diyor. Toptan alırlarsa yazık, şey değil, hamile. Biraz bakacaksın. Güzel de tuzu koymuş bak. Yani. Gel Fatma abla, öteki çepişlerin yanına gidelim. Şimdi iki tane keçiye 50'den mi satıyordun sürü kilosunu? Yani. Dört keçi sağıyordun Fatma abla. Ya şimdi bir keçi sağıyor. Normalde 4. Bir de sene 4 keçi sağdım. 4 sağıyordun. Kaç kilo süt alıyordun? Aşırmayı dolduruyordum da kilosunu bilmiyorum. Aşırmayı dolduruyordum. Yani. Aşırma kaç kilo oluktu? 5 kiloluk dolduruyordum. Bir sağmıya. Bir sağmıya 4 keçiden aşağı yukarı 5 kiloluk aşırma. Evet. Şu mu? Şuradan arkaya. Arkaya geçmiş. Gelin. 3 tane de çebiş var arkadaşlar. Çebişlerim çok doldu. Fatma abla'nın gerçekten çebişler çok güzelmiş. Yani bakın çebişin biri bu. Güzel boy atmış. Öteki çebişin nerede senin Fatma abla? Kaybettin vallahi. O çok güzeldi he. Bakak ona. Peki Fatma abla, sabah bir kova, akşam bir kova sağıyordun. Sütü ne yapıyordun? Sütü peynir yapıyorum, yoğurt yapıyorum. Buradaki komşulara veriyordun yani, değil mi? Aşağı yukarı. Müşterisi çok oluyor keçinin sütünü. Çok isteyen oluyor değil mi? Temiz yaparsan. Evet. Çebişin biri burada, o iki oğlan annesi. Arkadaşlar bakın. Bundan ne kadar süt sağıyorsun Fatma abla? Sabah sağıyorum, akşama kadar da emiyorlar. Ne kadar alıyorsun? 1,5 kilo, 2 kilo sağıyorum. Arkadaşlar duydunuz mu? İkiz oğlağı var. Daha sabah çebiş, akşam sağıyor ve çebiş çok güzel de bir çebiş. Aşırı bir safkan şeyi var. Halep keçisine çok yaklaşmış. Bu çok güzel halep oğlağı verir. Yani, gördünüz mü çebişi? Kör geçinin yavruları. Peki bunlar. Fatma abla, bunlar körün ikizleri. Hakikaten körün satmadığın kadar var. Peki Fatma abla, bu şu çebişe yanındaki oğlağıyla ne istiyorsun abi? İki tane erkek oğlağı var, kırık. Evet. Adem abi sen söyleyin. Ben ne diyeyim, söylemeyin, ben mal senin. Şimdi benim rakamım farklı olur. Keçinin milyon müşterisi. He. Az. Hem çok hem az. Yani 3 liradan hesapla, iki erkeğine beraber. 6 lira 2 oğlağına diyelim. He. Buna 12, ne isteyeceksin? 13 lirada buna desen. 10 ne yapar? 6 19 lira yapar. He. Şu çebişe 2 oğlağıyla beraber, ikisi de erkek oğlakların. Yani. 19 bin lira da buna istiyorsun öyle mi Fatma abla? Biraz yakın çekeyim ben. Gel bakalım gel. Heh, güzel çebiş. Evet. Seni bebekleri iyice sallanır. Şu maltız keçileri var ya. İkiz oğlağı var. Buna güzel halep teke katarsan. Maltız keçilerini gördüm. Aynı onların keçilerin memekleri gibi sallanıyor. Çok güzel bir yapısı var. Bir duruşu. Gösteri, öcüler ince değil. Çok güzel de sağlam. Aynen evet. Şuna ne istiyorsun Fatma abla? Bu da kiriz çok güzel. Onun kardeşi değil mi? 12 lira mı istiyorsun? Evet 12 lira. Tamam hadi 12 lira bu olsun. Gel ahırına bakalım Fatma ablanın. Arkadaşlar Fatma abla burada abi çok kötü çadırın altında görüyor musun ya? Hayret bir şey ya. Bunlar nasıl üşümüyor buralarda ya? Ulan biz ahırın her yerini bastırıyor. İklim çok sert ya. Görüyor musun? Kötü kötü naylon nasıl duruyor burada ya? Fatma abla sen kaç yıldır burada bakıyorsun bunlara? Vallahi ya Ceylan da var sen. 7 sene oldu. Burada kötü bir yer ya. Hiçbir şey olmuyor. Alıştılar. Allah Allah. Nasıl soğukta gece ayazda. Bastırıyormuş. Allah Allah. Evet. Gel bir de şu çeviş var. Fatma abla buna ne istiyorsun? Buna da 13 lira diyeyim. Oo. 13 lira da buna istiyor. Ortalama 3 çeviş. 30 39. Nereye gitti o? Burada. 39. Gel. Şuna diyorum. Gel. 39 çevişlere istiyor. Hemen hemen 30 bin lira da keçilere istiyor. 69 bin lira bir istediğin rakam var Fatma abla galiba. Öyle mi? Bilmem ben. 30 lira keçilerin ediyor. Yakat sene emek verdim yani bir şey 39 olacak bin lira da çevişlerin ediyor. Yani ama değer geçim. Parası boş ver. Gerçekten geçi yani bekle. Değer. 30 69 yapar aynen. 6 bin lira da oğlak para istiyorsun. 75 bin lira para yapıyor. Yani toplu halde 75 bin lira bir fiyat istiyor. Evet. Gel Fatma abla. Evet arkadaşlar. Şimdi fiyat çok diyeniniz olabilir. Az diyeniniz olabilir. Şimdi ben geldim. Fatma abla böyle rakamlar söyledi. Zaten tam da bir halep değil. Gel geçelim Fatma abla. He. Sütü zaten çıkartır. Yani. Ben dedim Fatma abla'ya biraz çok diyelim sen öyle istiyorsun dedi. Ta geçen sene dedin falan dedi. Vallahi ben bilmiyorum şu an neye dedik, hangi hayvandı o anki konu.
O anki biliyorsunuz hayvana göre de değişiyor bu. Durumu değişir. Bunlar şu anda Halep'e çok yakın, piyasada Halep diye satılan kilis keçileri. Ama çebişler çok güzel arkadaşlar. Çebişler harika. Buna fiyat veren oldu mu Fatma abla sana buraya? Verdiler. Ne kadar fiyatlar verdiler? Yok, çok düşük verdiler. Onda düşük, evet. Bu bölgede Kayseri Develi'deyiz. Çok keçinin hatırı yok. Büyük ihtimalle bu keçiler geri şu Antep'e gider, şu Urfa'ya gider. Eğer ama yazın olsaydı, burada çadırcı arkadaşlar var. Onlara çok lazım oluyor. He. Güzel satardın. Eğer istediğin rakamı bulamazsan bir iki ay daha dişini sıkman gerekir. Yani. Evet arkadaşlar. Epeydir video atmıyorduk. Ben Adem Korkmaz. Geçim duruşuna baksana. Evet. Adem abi. Çok güzel. Kilosu falan yerinde. 300 bozuluyor. Kötü brandanın altında nasıl soğuktan bir şey olmuyor. Demek ki deve de çok soğuk değil ya. Yok, oluyor da kapatıyorum soğuklarda. Kapatsan da bu branda ne yapacak? Boğazına da iyi bakarsan arpayla besliyor. He, yem önemli. Yani. Bir başka videoda yeniden görüşebilmek umuduyla. Hepinize selam ve sevgili arkadaşlar. Kolay gelsin.